Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Güzel bir analiz videosu var. Bir tane takipçimiz kendisi sinç oynuyor ve hani bir maçını atmış takım yüzünden kaybettiğini beyan ederek bu maçta iyi oynadım ama takım yüzünden kaybettim dedi. Biz de bir analizini yapalım o zaman dedik. Kendisine buraya davet ettik. Buram hoş geldin. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? benim adım Uygar. 14 yaşındayım. Sezon 13'te LoL'e başladım. E, Sinch main'im. E, şu ana kadar gördüğüm en yükseklik... Altın 2. Şu anki olduğum güncel LoL, gümüş 3. Ya böyle bu kadar. Gördüğünüz gibi bu arada siz yani bir yıldır ortalama oynuyorsun. Yanlış değil değil mi? Aynen. Ortalama bir yıldır oyunu oynuyor. Sinch oynuyor ve kendisinin main'inin nasıl olduğunu söyledi bu arada. Yani Sinch ve nasıl oynuyor düzenli olarak. Dikkat ederseniz benim önerdiğim ve oynaması diğer karakterlere nazaran daha basic hero'lar oynuyor. Ve ilk sezonunda çocuk altın 2'ye çıkmış. Şu anda Silver elo'da oyunu oynuyor. Yani kendi elasyonu biraz daha altında. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz kolay karakterler oynayarak ne kadar rahatlık çıkabileceğini ve oyun bilgisini arttırabileceğini buradan zaten örnek olarak alabiliyorsunuz. Ki oyun içerisinde de bakacağız hani nasıl oynadığını eleştireceğiz. Eminim 3-4 sezondur oynayıp hala işte bronzda, silver'da kalan arkadaşlarımız var. Tekrar ediyorum gidip Z'ler, Riven'ler oynamak zorunda değilsiniz. Basic karakterlerle önce oyunun mantığını kavrayın. Sonra kendiniz geliştirin diyorum efendim. Ve şimdi analizimize başlayalım. Gereksiz yerleri hızlandıracağım sizlere sıkmamak adına. Ha, bu arada maçın analizini önce bir sağlı sollu yapalım ondan sonra geçelim. Sol tarafta dostlar Malphite, Ramus, Karma, Aphelios ve Tamkench var. Burada e, şunu anlayabiliriz dümdüz bir şekilde bunların kerisi Aphelios. Böyle maçlarda arkadaşlar genel olarak hani tanklayacağınız kişi Aphelios oluyor. Karma çünkü anlık hasar veren bir karakterdir. Mantra Q'sunu atar mesela size. Damage'ı budur. Bu kadar. Bundan fazla damage çıkartamaz size. O mantra Q ile ancak hasar verebilir. Yani karma devamlı hasarı olan bir karakter değildir. Ancak Aphelios düzenli hasarı olan ve tank eritebilen bir çardır. Yani sinci mesela bozan çarlardan birisi. En önemlisi ise onun bir tane şeyi var. Kırmızıydı galiba. Böyle tarıyordu sizi sürekli. Şimdi hangisi olduğunu bilmiyorum. Aphelios oynayanlar bilecektir. Yanına yaklaştığınızda sizi deli gibi tarayabilir ve sinçmiş dinlemez, zırhmır dinlemez yani tabiri caizse. Sizi tarar ve en önemlisi ise exhaust'la oynuyor. Yani içeri dalan karakterlere hakim olsa da sağ taraf Aphelios bunlara dojlayabilir ve güzel bir şekilde hasar verebilir. Ayrıca onu koruyan bir tam kenç, Karma, Malphite ve Ramus var. Unutmayın karma bir hasar karakteri olduğu kadar defans karakteridir. Yani sol tarafın ana kerisinin afilos olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafa geldiğimiz zaman yine e, kısmen içeri dalma üzerine kuruldu. Kısmen defansif karakter olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki Sinch mesela genellikle rakip üzerine gelsin ister. Yani kendi kovalatmayı seven bir karakterdir. Ancak en geçti atabilir. Yani Ghost'u ultisiyle çok rahat içeri girebiliyor biliyorsunuz. Bunun yarısına Kane var, Silas var, Kaisa var. 3 de içeri dalma üzerine kurulu karakterler. Çok konuşma gerek yok. Hiçbirisi mesela ulan rakip üzerime gelsin de atayım der mi? Demez. Kaysa ultiyle ile içeri dalar. Silas E ile içeri dalar. Da bütün yetenekleri içeri dalma özelliğine kurulu bir karakter. Çok mobilitesi yüksek. Ama Zerat mesela burada bakın birazcık sırtıyor. Bu da düşkere onun genelde hatasıdır. Hani ne pik atacağım bilmiyor. Mesela Kaysa'nın yanına şöyle bir Natulus çekseydi. Dümdüz botu de onu söyleyebilirim. Çünkü Aphelios late game'de güçlü bir karakter. Bunu unutmayın. Mükemmel bir hyper carry. Ancak koridor aşaması gerçekten sıkıntılı. Doğru oynanması gerekiyor. Ve en ufak hatasında bu koridorun içine geçerler. Özellikle de Kai'Sa gibi agresif bir charla. Kai'Sa'nın da late'inin güçlü olduğunu da söylemekte fayda var. Şimdi dostlar kısaca her iki takımın da analizini yaptık. Sol tarafta Kerin'in Aphelios olduğunu ve doğru korunduğunda maçın hani... Ee, kazanma koşulu olduğunu söyledik. Sağ tarafta da rakibin <laughs> Afelios'unu bir şekilde yakalayıp öldürdükten sonra çok rahatlıkla bin alınabileceğini söyleyebiliriz. Bakalım bu maçta neler olacak ve maç yani kazanılacak mı kaybedilecek mi neye göre ilerleyecek diyelim. Şimdi hemen geldik burada sinci bekliyoruz şu anda. Bu arada buraya liş atmayacağım lütfen bana. Aa, bu hatadır arkadaşlar başlangıçta öncelikli olarak. Hiçbir şekilde biz buraya bile bazen liş atmayız. Buraya gelip de liş atmayın. Koridora geç gidersiniz. Adamın birazcık oyun bilgisi varsa. Hatta benim yine yayınlarım ve maçlarımı izleyenler. Bir tane Atrox vardı. Kyle oyunundaydı sanırım. Gidip bakabilirsiniz. Çalıya gir çık yaparak şu minyonların agrosunu üzerine aldı. Bu şu demek oluyor. Minyonlar birleşiyor. Ve sizin en öndeki şu minyonunuza vurmaya başlıyor. Size doğru koridor puşlanıyor. Yani bunu yapmasının amacı o. Burada biriktiriyor minyonları ve sonra kendisine doğru push alıyor. Böyle bir hareket yaptığı anda şu anda Sinch 1 milyon kaybetti demektir. Ekstra geri düştü demektir. Erken 2 level olamayacak demektir. Bunu da söylemek isterim. Yani buraya atılan leash hatalıdır. Hemen gelelim şimdi. Ve ekstra damage yiyor bu arada. Çok fazla gaga olduğu için. Bence hatalı bir hareket. Zaten Kane çok rahatlıkla orman dönebilen bir çar. Hani sizin gidip de leash atmanıza bile gerek yok. Eğer özellikle kuşlardan başlıyorsa. Şimdi koridora geldik dostlar. Bir tane Q yedik Malphite'den. Bir ufak takasa girdi. Benim bir first blood taktiğim var biliyorsunuz. Genelde bunu kullanırım ama Malphite'de çalışmıyor taktik bilginiz olsun. Hemen geldik abi. Minyonları kesiyoruz. Klasik 2 oldu. Direkt Ghost'u basıp üzerine atladı bu arada. Yani 2 level şu an uyguluyor. Hemen üzerine doğru gitti. Ignite atması gerek olmayacak sanırım. Aynen öyle. Ignite'sı kesebildi. Bu arada burası arkadaşlar Malphite'nin suçu. Nedeni söyleyeyim. Birincisi zaten Malphite Q atıp sizi dojlayabiliyor. Yani Malphite benim en zorlandığım koridorlardan birisi. Burası şu anda Silver Bay'li olduğu için bu kadar rahat bu hareketi yaptı. İyi bilen bir Malphite olsaydı birincisi Ignite'da değil teleportla oynardı. Bir yani şu minyonları kaybetmezdi. İkincisi Grasp'ı var. Bu şu demek oluyor. Ben niye gidip Sinch'in üzerine atlayayım ki? Sinch bana yaklaşsın. Q'mu atayım düz vuruş atayım patlatayım geri çıkayım. Bu. Bu şekilde oynamalıydı. Burada hata yaptı ve çok rahatlıkla bir E'sini yedi ve kire dönüştü. Yani bu aslında birazcık hani şu an öne geçmesinin en büyük avantajı Malphite'in kötü oyunuyla alakalı. Yoksa Sinch'le dümdüz oynadı yani şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yine de koridoru puşladı. Kilini aldı ve ilk base'inde müsibet artı botunu aldı ki Sincin en güçlü base adı şekli budur dostlar. Şu an koridorda çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Abi bir şey soracağım. Sen hangi durumlarda proxy yapmamız gerekiyor? Proxy ile başlamamız gerekiyor. Ee, proxy ile hiçbir şekilde başlamaman gerekiyor. Çünkü hani Proxy yaptığın zaman bir şey elde edemiyorsun. Örneğin sen proxy yaptın, müsibet aldın, geri geldin. Eskiden şunu yapabiliyorduk. Bunu daha önce açıklamıştım. 19 CS proxy denilen bir şey vardı dostlar. 19 CS'den kastımız şu. İlk wave'de 6, ikinci wave'de 6, 12. Üçüncü wave'de 7 milyon geliyordu. 19 tane CS geliyor toplamda. Ve siz bu 19 CS aldığınızda ve borç ürünüyle girdiğinizde ilk base'inizde Karamür ve X ile başladığınızda müsibet Karamür ve bot üçlüsüyle birlikte koridora dönebiliyordunuz. Şu anda borç ürünü Nerf yediği için bu sistemi uygulayamıyorsunuz. Yani o yüzden de ilk başta proxy atmanın hiç mantığı yok. Ne zamanlar proxy atılmalı? Rakibinizi öldürdüğünüzde ön açılıp şurayı temizleyebilirsiniz. Bir wave. Sonra rest alırsınız veya kule öldürürsünüz. O size kalmış. Duruma göre yani. Ben yani yine onu... de şey soracağım. Lafımı böldüm. Güzel. Estağfurullah. Ee, kusura bakma. Hani mesela karşısında level 1'de durmamız çok zor olan karakterler. Darius, Strandal falan. Onlara karşı neden hiç çatışmaya girmeden base attığımızda altın avantajını kullanamasak bile. Daha hmm. mantıklı değil mi? Proteal Şimdi şöyle ki ee, bu karakterle karşı zaten sen eğer minyonda 30 milyon bile geride gelsen ama exp kaybetmesen doğru senaryo. Yani çalıya gir exp al. Bu adamlar zaten kurduğu da güçlü. Senin team fight'ının yanında Darius'un, Tyrandall'un team gücü tartışılamaz bile. Böyle durumlar için Sinch oynarken bir team fight karakter oynadığınızı ve oyunun orta oyununda güçlü olduğunuzu, o seviyeye geldiğinizde zaten oyun taşıyabilecek potansiyelde olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Darius'la Trundle'la bir ve bire girmeyin. Ha nasıl girersiniz? Adam arkaya atarsın. Uzarsın oradan. Ki Darius'a karşı phase rush oynamak zorundasın. Yoksa slow'un yediğin anda arkaya atsan bile seni geri çekebiliyor. Darius seni A e ile çektiği anda ile kaçarken özellikle ölüsün. Onun e, not düşmek isterim. Trundle bunu yapamıyor. O konuda Trundle'ı rahat ezebildiğimizi de söyleyebilirim. Keza aynı şey Volibear için de geçerli. Hani 1v1'ler ne kadar güçlü olursa olsun sinç bu karakterleri kayıtlayabiliyor. O yüzden de arkaya geçip şurada 1v1 pushlayıp rest almak genelde yaptığınız proxidir. Hani konuyu bağlayacak olursam. Onun dışında çok gerideyseniz maçta adamı salın abi wave'i. Geçin arkaya şurada proxy yapmaya çalışın. Adamı üzerinize çekin kule ölün. Bu mantıkla hani koridorda hiç duramamaktan iyidir. Bunu deneyebilirsiniz. Şimdi tekrardan koridora geldik ve güçlü halimizde olduğunu söylemiştik zaten. Koridor bizi doğru puşluyor. Gayet de rahatız bu konuda. Malphite'ın TP'sinin olmamasının avantajını yaşıyor diyebiliriz. Burada koridoru ittiriyoruz. Hiç ittirmemiz gerek yoktu aslında. Üzerimizi alsaydık gayet worth olurdu. Güvenli pozisyonda savaşırdık ancak ormancımız yakın. Puşlamak sıkıntı değil. Adam bakın Q atıyor geri çıkıyor. Gördünüz mü? Ne oldu? Şu anda Sinc'in mesela bir tane daha hasar yerse bir tane potu gitti bedavaya. Hasar yedi mesela Hiçbir şekilde yememesi lazım. Yani hareket hızı avantajı var zaten. Hani Q'yu attığı anda kendi hareket hızı kazanıyor. sinç hareket hızı yavaşlıyor. Sinc'in bir Malfat'ı yakalayıp arkaya E atması mümkün değil arkadaşlar. Bu tamamen Malphite'ın hatası. Bakın gitti mesela direkt E'yi bastı. Ne kadar rahat bir şekilde Sinc flankledi. Bunun olmaması gerekiyor. Mesela şu an Malphite'ın kalkanı geldi. Normalde biz bu karakter damage kartı. Bak gitti Q'yu minyon attı Malphite. Bak hataya bak ne oldu bir anda geldi sinçe kaldı mesela bu adam. Ve sinç şu an manasını doğru kullanmıyor onu söyleyebilirim. Çok fazla Q açık bırakıyor. Bu yüzden de manası bakın bayağı eridi. Benim oyunlarımı seyredecek olursanız müsibetim varken manamın neredeyse full olduğunu görürsünüz. Çünkü doğru mana kullanırım. Çok gereksiz W kullanıyor. W en çok manamızı harcayan şeydir. Şöyle üzerine geleyim size göstereyim. Bakınız erken level'da 60. Arttıkça bu 100'e kadar çıkıyor. Çok yüksek mana var. Ve yani 60 mana demek şu anda 5 level olmasına rağmen. Bakın bir atıyor 400 manası kalıyor. O yüzden mesela burada bu hatalını söyleyebiliriz. Şu an Dalsa ölmüştü. Burada Sinç mesela direkt dalacak, E atacak. Havada bir basic. Q'yu bırakacak, ignite bırakacak. Direkt uzayacak. Şu an Malfight ölü arkadaşlar. Çünkü pasif yok bakın üzerinde. Yapabilirsin şu an. Niye yapmıyorsun? Hadi. Kalkanı gelecek yap artık. Minyon attı. <laughs> sıkıntı yok. Düşünce iyi. Yani en azından bunu yapması gerektiğinin farkında. Yani karakterin az çok hakim olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Hiçbir sıkıntı yok. Ki zaten ilk sezonda 6-2'ye çıkmış bir oyuncu olarak ben takdir ediyorum kendisine. Malphite'den kötü bir ignat geldi. Ne kadar kötü oynadığınızı zaten görüyorsunuz. Şu an tamam Malphite'le alakalı. Eri'ye gitti. Bununla ilgili de bir bilgi vermek isterim. Şuraya geldi Eri'ye baktı. 6-15 arkadaşlar Eri'nin gelme süresi. Daha 45 saniye var bilginiz olsun. Hemen ben geldik. Ben orada birazcık daha base atma fake atmak için yapmıştım. Yani manam yok ya. Ha Belki tamam Sıkıntı yok. Burada abi geldik hemen. onu base'ini bozamayız zaten. Mümkün değil. Manamız da yok. Burada şu anda mesela kurda yetişe kadar manası var onu söyleyebilirim. Ama araba milyon olduğu için itmek çok mantıklı değil. Şu an reset alsa daha mantıklıydı. Geç reset aldı çünkü şu an Malfat koridoru ittirse ve kuleye vursa hani bu imkanı var ya da kuleyi mesela minyonla bakın puşladı. Şu an burada hızlıca puşlamış olsaydı burada resetten alabilirdi. Ama alt level 1. Sinç geldi ve onu arkaya attı. Yine mantıksız. Yani atmaması gerekiyor. Güzel bir demir çıkarttık. Bence gereksiz bir ulti kullanım onu söyleyebilirim. Malphite demiştim ya size hani 2 level taktiği işe yaramıyor diye. Sebebi Malphite'ın çok tank olması. Üzerinde kalkanı olması ve siz o kalkanı eritene kadar zaten adam yolu yarılıyor. Bence ultisini gereksiz kullandı. Ultin bro hani sana da burada hazır gelmişken söylemek isterim. Oyundaki en önemli ultilerden birisi. 6 level'da bile sana verdiği şöyle istatistikleri göstermek isterim. 30 ilave nitelik veriyor. 30 demek şu demek arkadaşlar. Siz 300 gold'a 15 zırh alıyorsunuz. Yani 30 zırhın karşılığı 600 gold'tur. Ki bunun yanında 30 yetenek gücü MR, can yenilenmesi, mana yenilenmesi, hareketsiz veriyor. Yani belki de siz bu eşyadan daha altı level'da 3000-4000 gold istatistik alıyorsunuz. Ulti bu şekilde kullanmamalısınız. Az önce Sinch ultisini bastı ve boşa gitti. 3000-4000 gold'u boşa attı. Bir itemi çöpe attı. Öyle düşün. O yüzden çok önemlidir. Ben, Kritik noktalarda kullanmalısınız ultinizi. Buyur Brom söyle. burada şey diye düşündüm. Hani orada bir takas fırsatı yakalamışken ulti atıp olabildiğince can barını düşürürsem. Zaten hani çok hata yaptığını görüyorum Malphite'in koridorda. Evet bir şekilde hani yararlanıp daha sonrasında ultim olmasa bile belki kule altı oyunuyla falan kesebilirim. <laughs> Uzun vadeli gibi geldi. O yüzden yani işte yani ulti elimden çıkarayım dedim aslında öyle düşünmemiştim. Bu. Düşünce, güze düşünce güzel ancak yanlış taktik. Hemen geldik abi koridoru burada tutmamız lazım. Bence güzel ufak bir sağ sol yaptı koridoru tuttum. bak Ghost'u gitti mesela şu an. Ultisi bitecek, bitmek üzere. Malphite ön açılmasa burada mümkün değil skoru dönüşmez. Bakın mümkün değil. Malphite çok kötü oynuyor bakalım bunu söylemek isterim tekrardan. Güzel bir skor almış olduk. Adamla yaklaşık 1.5 level farkımız var. Hemen koridor itelim. Buradan plate alabiliriz. Çünkü araba minyonu ittik. Daha 2 wave pushlama hakkımız var. Yani 1 wave pushlayıp rest alsak da olur. Ama 2 wave pushlama hakkımız var. Çünkü canımız manamız full şu an. Ben yine de muhtemelen buraya pushlar. Plate birlikte rest alırdım onu da söyleyeyim. Hemen geldi bakalım dostumuz plate'ini aldı. Minyonları ittirdi. Ve geri çıkıyor. Core ile base atabilirsiniz. Şu an burada base'e bassaydı. Base atabilirdi. Malfat yetişemezdi. Bunu da söylemek istemiştim. Hemen restimizi aldık. Maske gidiyor. Ee, şimdi şöyle dostlar. Ben her zaman biliyorsunuz ki ilk eşyam Rayla'ydır. Çok nadiren Leander'ı alırım. Sebebi ne? Çok tank karşı karakterlere karşı. Örneğin Orun'a karşı. Malphite'e e karşı bunlar çalışır. Troll değildir. Alınabilir. Ancak bu koridoru kazandırmak üzerine bir harekettir. Ben genelde oyunu kazanmak üzerine oynarım. Bu yüzden de yani bunun notunu düşmek istemiştim. Hemen yani buradan abi şimdi tekrardan başlatalım. Çizme tercihi de yanlış değil arkadaşlar. Ben genel olarak hani böyle oyunlarda Merkür almayı tercih ederim ama bu botta okeydir. Bir W attık bakın. Yetişemedik. Neden? Çünkü Malphite yetişemezsiniz. Mümkün değil bak. Malfa'da botu bile yok yani. Adam yetişemiyorsun botu olmamasına rağmen. Ki bu çocuğun üzerinde şu anda Swiftness botları var. 60 hareket kazanıyor üzerine pasiften hareket hızı kazanıyor ve bu mal e yetişemiyor botsuz mal e. Yani mal ne kadar hatalı oynadığını buradan hani tekrar tekrar dile, yani dile getirmek istiyorum. Yine de bu sincin şu an doğru oynadığını değiştirmiyor. Hemen geldik abi güzel bir takas atıyoruz. Tamamdır. Adana yine bakın boş bir ignite geldi mesela o oyun bilgisi son derece kötü bir oyuncu. Bir flash attı. Şu an mesela doğru oynasaydı Sinch kesmişti diyecektim. Malfight e harekete bak. Öldü. <laughs> yani Malfight ben, beni öldür diyor yani. Vuram vuram beni öldür diyor. Şu anda bak bu arada fitlenmenin sebebi Malfight'ı e kötü oyna bro. Onu dipnot geçmek istiyorum tekrar. Hemen geldik. Buradan sanıyorum bir plate alacağız. Aynen burada rest alabilirdik. Ne yaptık? Bir ward attık. Ha bir wave daha pushlamak istiyorsun. Tamam bu da okeydir. Hiçbir sıkıntı yok. E, hayır buraya doğru kayıtlamamalısınız. Rakibin base'den gelebileceği dakikaları biliyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle buraya girip buraya böyle yürümezsiniz. Buraya doğru yürürsünüz. W attın neden? Burada bak mana -man gereksiz harcadın. W çok mana harcayan bir yetenek. Tekrar ediyorum. Bunu dikkatli kullan. Hemen buradan geldik pushumuzu alıyoruz. Şu an mesela gidip ormana bir ward atabilirsin. Üç o bitmek üzere galiba değil mi bu? Aynen Ward'u bitmek üzere. Mesela ben olsam şu an push aldım ya. Burada artık beklemenin manası yok. Hani tabii az önce sana bahsediyorum. Hani rakip takasa girmeden önce. Buradan gel. Şuraya bir ward at geç. Adam mesela bakın buraya kırmızı ward atmış. Kesmiyoruz. Bu hatadır. Senin hani üstün olduğun bir koridorda da buraya ward atamıyor olması lazım bu adamın. Şu an bu adamın görüşü var burada. Olmaması gerekiyor. Kıracağız abi görüşü. Ultimizi açtık. Bu adamın, adamın ölüşe bak yani. Bu kesinlikle arkadaş trol bir ölüm. Onu söyleyebilirim. Hemen geldik abi koridoru pushladık. Bir plate daha alırız. Rahatlık alırız. Şöyle gelelim. Plate'imizi alıyoruz. Koridoru önde pushladık. Kaçış. Ve resetimizi alıyoruz. Yine doğru bir reset. Şu anda bak solid bir oyun oynuyor Sinched. Hemen geldik. Direkt üzerine atlıyor mesela. Bakın Ghost'a hiç gerek yok. Şu an öldüremez. Mümkün değil öldüremez. Bak Malphite şu an dümdüz koşsun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bak adamın gittiği yerlere bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak ona rağmen kötü yere gitti adam. Kaçtı. Öyle bir gidiş şekli yok arkadaşlar. Ghost'unuzu ultinizi böyle kullanmamalısınız. Ben şu anda bu arkadaşımızla hani Sinch oynayışı ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ulti ve Ghost'u son derece kötü kullanıyor. Bunları düzeltmesi lazım. Bunun altını çizmek isterim. Hemen geldik. Çünkü Ghost'un en büyük gücünüz bakın. En büyük. Deep not En büyük gücünüz. Ghost'um oldu fightlar ben oyun kaybetmem. Maçta geride olsam bile. Hemen geldik abi kuleye vuruyor. Bence troll bir hareket. Şu an Malfat keser. Hani Malfa gerçekten birazcık oynası keser burayı. Yani şu an rest almamız gerekiyor. Arabalı minyonla kalıyoruz. Bir de bir not noktaya değinmek istedim. Sinç sabahtan beri şurada oynuyor arkadaşlar. Ramus bir selamünaleyküm ya. Bir şu e bir uğrayayım demedi. Bence çok şanslı bir oyun geçiriyorsun. Bak bunu gerçekten dipnotuna düşmek istiyorum. Çünkü benim yayınlarıma gel. Ben şuradayken genk Bak şurada oynuyorum sinçle gank yiyorum. Adam burada ben, gank yemiyor. Bu ben bir şanstır. Bende batsızlık var da sürekli hani jungle'lardan camp yiyorum. Bu maç yani evet onun bir tadını He. çıkardım yani. He. Bunu sen de biliyorsun çünkü sinçsin. Kaçamıyorsun hiçbir şeyden arkadaşlar. Kaçamazsınız. Bir orman <laughs> hele ki Ramus'tan. Malphite'dan bak mümkün diye kaçamazsınız. Ha şunu söyleyebilirim. Bence Malphite Ramus koridoruna gank atılmaz. Çünkü ikisinde de damage yok. Sinç'i kesmeleri mümkün değil. Ama sinç'i oyun oynatmazlar. Bak oyun oynatmazlar. Onu söyleyebilirim. Ve Malphite'ın bu kadar geri düşmesi mümkün değil. 50 60 CS fark eder arkadaşlar. 3 level fark var aralarında. Hemen geldi koridoru puşluyoruz. Normalde şu an burada ölü bu arada. Onu da söyleyeyim sizin Yine de geldik adamı kestik ve kulemizi alıyoruz. Güzel bir oyun. Kötü bir oyuncu geldi karşımıza. Güzel bir şekilde fitlendik. Ben şöyle söyleyeyim. Bu maçta lose alma ihtimalim yok Sinch'le. Onu söyleyeyim. Bakalım bu maç hani demişti ya biz takım yüzünden kaybettik. Bakalım dostumuz neden kaybetti. Gerçekten bunu merak ediyorum. Hemen ilerletelim buraları. Kureyi aldıysanız bundan sonra artık oyuna dahil olabilirsiniz. Onu da söylemek isterim. Hemen bakın da görüş dakika 15'te fark ettik ve kırıyoruz. Bu bir hatadır. Hemen geldi koridora burada puşlamalı ve takıma dahil olmalıyız. Ki özellikle 7-1 olan bir afelosun olduğu maçta. Ben bazen dikkat edin dostlar yayınlarda veya videolarımda. Ne yapıyorum mesela? Maçta öndeyim ve gerideyim fark etmez. Kule almışım almamışım yine fark etmez. Minyonlara puşluyorum. Hatta şöyle mümkünse burada proxiliyorum. Reset alıp Ghost'un ve ultimle bota gidiyorum. Mesela bota yürüyor. şansla an daha öldü. Niye bota gidiyorsun? Botta kim var görebilir miyim? Karma var. Karma'nın üzerine shutdown vardı galiba. Ona yürüyordum bir tık ya. Karma'nın üzerine shutdown yok. Bak, bak, özür diliyorum. Evet Karma'nın üzerine shutdown var. Ben support zannettim. Boşluğuma geldi. Aphelios'un öldüğü bir senaryoda bota yürümemiz mantıklı değil. Gel buradan kuleye vur. Tam keç mi geldi? O zaman git mesela. Atıyorum o zaman bota move'la. Sen direkt bota move'la Bu bir hatalı move yine. Onun da bilgisini vermek istemiştim. Shutdown kov olmak zorunda değilsin. Sen bir suikastçı değilsin çünkü. Hani shutdown'u fight'larda kovala. Bak ulti mesela. Mümkün değil adamı kesemezsin. Boşa ulti yine. Bak. boşa gitti ultin. Mümkün değil kesemezsin. Senin bir adam kesebilmen için arkadaşlar kulenin şurası olması lazım. Buradan böyle koşarak bu adam yetişemez. Kulenin altına gerek gerekirse kesersin. Buradan buraya kovalayarak. Ama şuradaki adamı mümkün değil kesemezsiniz. Sakın ama sakın böyle yerlerde ultinizi ghostunuzu harcamayın. Ulti boşa gitti bakınız. Ghost gitti. Bakın ghostu harcadı. Tam kendi flankledi. Büyük hata bunlar. Adamla biraz doğru oynasa şu an mesela tam kendi ultisi falan yok. Şanslısın. Bu adamı karma yutar. Siz burada hepiniz ölürsünüz. Karmayı burada kesiyor muyuz? Galiba kestik. Shutdown Kane'e gitti. Kane scale oldu gayet tatlı. Tam kendi kesmen yine mümkün değil. Gaza geldin. Maalesef shutdown verdin. Gördüğün gibi yine öldün. Move'larımız hatalı Bunu Bununla düzeltmemiz lazım. Şimdi hatamıza bakın. Biz geldik. Top'tan push almıştık. Gayet güzel. Mid'den push aldık. Bot'a mı Niye bot'a mı abi? Karma shutdown'u vardı. Etaptan top'tan kule gidiyor şu an. Üzerine botları shutdown verdik. Senin mid'in de öldü. Sen üzerine kuleyi alamadın. Sen sadece karma'yı kes çıktın oradan bak. Bir tek karma için gittik. Bingo da Kane'e gitti zaten. Hani Kane belki iyi bir oyuncu mu kötü bir oyuncu mu bilmiyoruz. Bunun karşılığında shutdown'umuzu verdik. Yani alacağımız bingo oldu. Alamayı bingo verdik. Üzerine taptan kule gidiyor. Şu an maç kaybettiğine bir hareket oldu maalesef. İlk kaybettiren hareketi yaptığını söyleyebilirim. Devam edelim. Geldik buradan bakın yine push alıyoruz. Kesinlikle gerek yok. Söylemek isterim bunu. Çünkü... abzan zaten Malfoy'da oyunda yok. Sen niye Malfoy'da geliyorsun da darlıyorsun burada? Git tamam hadi şu an git mesela. Riley'in var, Leander'in var. Güç patlamanın en üst noktasındasın. Ghost'un ultinin olduğu herhangi pozisyonda senin fight kaybetmeye ihtimalin yok diyecektim. Bir ulti daha basıldı. Bak. Senin problem, problemin bu arada ultileri yanlış basman. Bak net söylüyorum. Niye ulti bastı mesela? Fight'ta bile değilsin şu an. Ya yani Ramus'u soldan sağdan hareket hızıyla dalgıyım diye. Ya. Yani hmm, bak çek, sadece yani. hareket hızıyla ulti basmıyoruz. Ben derdim ki ulan Ramus'un ultisi olabilir ben ultimi burada harcamayayım. Yine sıkıntı yok. Yani ulti bastın ama en azından Karma'nın ve Ramus'un skoru size geldi. Adamlar kötü oynadı yine. Rakibin hatasını değerlendirdin bak yine. Sen iyi oynamadın. Ulti hatalı bastın ama rakip ben ölmek istiyorum deyip senin üzerine atladı. <laughs> onu da söylemek isterim. Mid'den kule aldınız gayet tatlı. Rotasyon doğru rotasyon oldu bir anda. Ramus şey geldi buraya. Bu arada Aphelios şu anda fena fed. Bak ultin de yok. Aman diyeyim. Ben olsam burada asla savaşmam. Ölürsün çünkü. Gördüğüm Sylas öldü. Sen kovalasın sen de öleceksin bu arada onu söyleyebilirim. Kaç uza. Ultinizin olmadığı yerlerde sinç oynayan oyunculara veya hani Q yeteneği zaten bekleme süresi yok. W'su evet kilit yetenek ama Aman aman kilit bir yetenek değil. En fazla Malphite'e ulti atması 3 saniye geciktirirsin. Bu kadar kilit. E yeteneği kilit bir yetenek ancak hani rakibi flankleyebilecek pozisyon değilsen E yeteneğinin olmasa ve olmaması senin bir şeyini değiştirmiyor. Ama ultin kilit bir yetenek. Sinch de ultin yoksa savaşmıyorsun. İki kere 2 dört gibi bir şey arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Hı hı. Geldik dostlar burada bir resetimizi alalım. Artık oyunu hızlandıracağım çünkü koridor aşaması ve önemli noktalar geçti. Hemen geldik burada bakın. Ghost'umuzu bastık Malphite kovalıyoruz. 1-5 Malphite'ı Ghost harcayarak kullandık. Bakın demiştim ya size. Maç kaybettiren hareketler ulti ve Ghost'un kötü kullanımı diye. Bunu yine burada görüyoruz. Ghost'unu fight'a saklamalıydı. Ben bazen öleceğim pozisyonlarda ulti Ghost basmıyorum. Diyorum ki öleyim burada sıkıntı yok. Ama fight'ı kazandıracak şey Ghost ve ulti. O kadar önemli yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 1-5 mal fight'a Ghost basıyoruz. Bu büyük bir hataydı. Hemen bakalım bunu kesebilecek miyiz ki adamın flash'ı var. Ultisi var. Ulti atsa kaçacak bu arada şu an. Bak ulti atış şeklinde bak adamın. Geldik. Ultimiz yok bu arada. Ultisi savaşıyoruz şu an. Ghost'u boşa attı. Karma'dan bir TP geldi ve öldük. Bakın maçı ikinci kez sattık. Az önce bir şurada anlatmıştım size. Yani ultisi yoktu. Savaşmaması gerekiyordu. Orada mesela boşa gitti ve ultisini kullandı. Şimdi burada 1-5 Malphite kovalamak için Ghost'unu kullandı. Bir de üzerine öldü. E ne oldu? Şu an burada fight atması gerekiyor bak. Şu an burada nerede o Alphelios? Heh. Şurada mesela takımıyla fight atması gerekiyor. Basit bir örnek. Ya da şuraya gidip mesela midi tutup rakibi toplu gördüğü bir yerde içeri dalması gerekiyor. Ama ne yaptık? Ghost'umuzu boşa harcadık. İkinci bir satış geldi onu söyleyebilirim. Hemen bir bakalım o oyunda ne olacak. Herhangi bir şey olmadı. Tam sinç doğdu. Bitti bir fight var. Oraya bakmak istiyorum ne olduğuna. Şöyle bir ufak geri alayım. Burada bir takım yakalandı çünkü. Hemen bir face check atmışlar. Tamamdır. Burada Zerat yakalanıyor gördüğünüz gibi ulti ile. Ki adam tam Kenc ultisine yani Aferos korumak için atmıyor arkadaşlar. Bu maç dümdüz win. Şu Aferos bir flankleyecek bitti maç. GG. Geldi burada Zerat yakalandı. Üzerine Sylas da yakalanıyor. Öldü. Ve bakınız adamlar bir anda fight kazandı. Sinch burada olsaydı ultisiyle ve ghostuyla. Sizce bu fight kazanabilirler miydi bu adam? Tam Kench'in rakibe attığı ultiyle birlikte. Neyle koruyacak Aphelios'u? Aphelios neyden kaçacak abi? Sinch'in neyinden kaçacak Aphelios? Hiçbir şeyinden dostlar. Araya atacaktı flank diyecekti. Şurada şöyle bir iki tur gezecekti. Bak Aphelios'un şu kadar canı kalırdı. Ryla ve Liandra var üzerinde. En güçlü halinde şu anda Sinch'te. Ha, bu dediğine tam katılmıyorum ama ya. Yani onun dışında hani Rammus vardır orada. E, Hı -hı. W. Bakalım. Yine şeyin. Aphelios'un elinde hangi silah olduğunu görmedim ama CC veren silah vardı galiba. Bakalım Ramus var mı bu Bak bakalım Rammus nerede? Ha burada yok evet. Ya. Yani sana katılmıyorum sözü geri aldım ama o zaman. Ama <gülüyor> <gülüyor> ya yine de yani tam sadece ultisi değil ki. Yani Q ile yine yavaşlatması var. CC'si var. Kim? kim? belki. Aphelios'un mu? Yok yok şeyin. Temkenshin. Şimdi tam gencin seni atta CC seni ilgilendirmiyor. Önemli olan burada Aphelios'un korunabileceği herhangi bir şeyin olmaması. Bu adam flash exhaust'u var. Sen bu adamı zonlasan bile bu fayda kazandınız. Bak şöyle söyleyeyim. Sen buradan geldin. Bu adamı zonluyorsun şu an. adam diyecek ki ulan sinç geliyor durayım olduğum yerde sıkayım mı diyecek. Bu adam geri doğru kaçacak. Ya buraya ya buraya kaçacak. E tam genç tek başına kaldı. Ne yapacak tam dördüncü Dördünüzü birden kesecek? Bak senin burada şu anda Zerat'ın ölmedi. Sylas'ın ölmedi. Ve hepiniz yaşıyorsunuz. Üzerine tam genç öldü. Aphelios kaçmak istiyorsa kaçsın. Sıkıntı yok. Ama kaçamayacağını net Emin olabilirsin çünkü bir flash'a bir exhaust var. E, exhaust bitecek. 3 saniyelik bir efekti var bu exhaust. Bak. Geldik 3 saniye. E flash'ı var. Şuradan şuraya attı flash'ını. E exhaust bir bir hadi şuraya kadar kaçabildi. E sen buradasın. Şuraya koşup yakalayamayacaksın bu adamı. Her türlü yakalayacaksın. Gelelim buraya tekrardan saniye izleyelim bakınız. Silas öldü. Zerat öldü. Ve Sinch buraya yeni geldi. Ve takımın en güçlü üyesi Sinç arkadaşlar. Başka kimseye bakmayalım. X'e basalım. X çalışmıyor arkadaşlar maalesef ama hani Gold olarak şu an çok önde olduğunu söyleyebilirim. 36K. 37k gold var 38k. Maçta gold farkı yok bakarsanız. Ve gold farkı oluşturan kişi sinched. Yani burada sinç yoksa eğer bu adamlar önde demektir. Sinç varsa sinç önde demektir. Çünkü team fight'te daha güçlü. Ya gold farkı bir önemsiz oluyor o noktada. Geldik abi ultimiz var. Hemen ultimizi bastık ben sana. Niye bastık abi ultimizi? Benim midim yok. Support'um yok. Sen nasıl kazanacak kazanacaksın buraya Kaysa ile? 2 6 bu Kaysa. 4 kişi sen 4'e 1 atamazsın. Ve ultimizi yine boşa harcadık maalesef. Devam ediyoruz. Bakın geri çıktık. Bu kadar. Bu maçın kaybedilme nedenlerinden birisi Ghost'un ultini yanlış atmış olma. Hemen geldik. Malfight arka atıyoruz. Çok tank. Adamda Rukern var. Her ne kadar bir eşya olsa da bu adamın MR'ı çok yüksek. Kesemezsiniz. Hemen bakalım bu pozisyonda ne olacak? Bir şifa. Bak şifayı boş harcadık mesela. Kaysa şifa atma zorunda kaldı seni kurtarmak için. Gerçi gerek var mı demin değilim de. Hemen burada geldik tekrardan. Ultimiz yok şu an asla savaşamayız. Bakın yedi hasara bak ultin yokken. Bir canla kurtuldun. Ve hiçbir etki gösteremedin. Çok güçlüsün ama maalesef şu an pek işe yaramıyorsun maçta. Hemen geldik. Tapa çıktık. Burada mesela Ultimiz yok bak. Ultimiz yok. Şu an burada ultimiz olsa bu karma yakalayabiliriz belki. Gerçi karma yakalamak zor. Dipnot geçmek isterim ama sonuç olarak ultimiz olsa şu fight'ı savaşırız. Ama şu an savaşamıyoruz. Niye? Ultimiz yok. Bak mesela yetişemiyoruz. Adamdan hasar tanklayamıyoruz. Daha yolda yürürken %30 canımız kaldı. Adam bir engeç attı bak. Aha. Öldünüz. Silas öldü sen de öldün. Bak. Neden çünkü ultin yok. <laughs> yani sürekli bunu söylemeyi tercih ediyorum ama şu an hani neden nedeni bu oyunun. Şu anda ultimiz ghostumuz gelmiş. Burayı pushlayıp reset almalı. Alabileceğimiz eşyaları almalı ve fight kovalamalıyız. Bunu yaparsak hala win arkadaşlar bu arada. Hala win. Sakın burada savaşırsa hata ondan hatası. Sinci hata bulmam burada. Ama şu an sincin koridoru pushlayıp reset alması gerekiyordu. Hala burada devam ediyor. Burada olmaması gerekiyor. Fight izleyelim. Malfight'ten bir engage geldi. Tam genç girdi içeriye. Silas öldü. Burada bir mid kaybettik. Kızın 2-11 hani kaybetsek ne olacak değişen bir şey yok ama Yine sonuçta kerilerimizden birisi gitti. Ekstra bir hasarımız azalmış oldu. Bakın Sinch oyunun en güçlü kişisi. Ne diyorum? Böyle durumlarda koridor etmek sizin göreviniz değil. Siz takımınızla oynamalısınız. Şu anda mesela takımıyla oynamadı ve takımın fight kaybetti. Hemen resetimizi aldık. Gidiyoruz şu anda. Geldik ultimizi bastık. Gayet güzel pozisyon. Ghost'u da açtık. Bak Aphelios içeri attık. Okey bir durum. Ama artık adam o kadar önde ki. Yolda koşarken öldük. Bakın tekrar izleyelim sahneyi. Geldik bakın buraya. Açtık. Ultimizi burada açmalıyız. Şu an ulti açmalı. Bu arada ulti hala açmıyor. Heh, şimdi açtı. Geldik Ghost'u bastık. Bak Girdik yolda giderken yediğimiz hasara bak. Aferos'u içeri attık. Yapmamız gereken buydu bak Aferos'a. Afelos'un canına bak. Kaybettiğiniz maçta Afelos öldü zaten. Taktık, Afelos'u kestiniz. Hiçbir şey yapmadı bak Sinç. Girdi öldü sadece. Ama Aferos'u flanklediği için şu anda fight'ı kazanıyorlar. Devam edelim. Zaten kazanamazlar burayı mümkün değil de. Ben sadece hani daha önce yapmalıydı anlamda söylüyorum bunu. Ve burada adamlar abi kerileri yakalandı. Zerat da öldü ve maç maalesef muhtemelen lose'lanacak burada. ufak hızlandıralım artık. Maçın ne olacağı belli oldu. Tekrar Sinch doğdu. Midin push'unu alıyoruz. Burada baba bir ufak yakalanıldı. Hemen hızlandırmıştım. Göremedik orayı. Bir daha geri alıyorum. Hemen midin push'unu aldık. Buradan giriş bak. Şu an tipi gördük ya. Direkt uçuyoruz bak. Uçarak kaçıyoruz buradan. Hemen bakalım. Aynen. Kaçmayı niyetle niye? Maalesef arkadan kapattılar. Ramus'tan bir CC gelecek. Ramus. Uy, Ramus'un o neşe bak. Karma'nın daha falan bak. Çıldırsın. TR Ramus. Nabuz öldü bu arada. Neyse sıkıntı yok. Kovalarken öldü. Gördüğünüz gibi kaçıyor ve sadece hasar bırakıyor. Gayet iyi yani. Burada ölmedi. <laughs> Karma öldü. Malfat'ın kötü bir giriş yani. Sen niye gidip bir canlı sincir ulti atarsın ya malfatı göre bu değil. Geldi adam. bak. Fight kazandılar. Bak arkadaşlar fight kazandılar. Gördünüz mü sincir gücünü? Adam ne kadar güçlü bak ölmüyor. Çünkü üzerinde vadi yaran var. Deli gibi can yeniliyor. Fight'ta canını azalmadı adam. Geldik burada ne almalıyız? Neşe pink atıldı ama buraya pink spamlamalıydım bu arada. Şöyle yardım işareti spamlamalıydım buraya. Gelin 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 Baron'a bu maç buradan döner demen lazımdı. Bir tane geliyor işareti yeterli değil onu söyleyebilirim. Geldik hedef ödülü kuleyi alıyoruz gayet tatlı. Yani maçta burada bir comeback geldi onu söyleyebilirim. Bottan push ne sıkıntı yok rest almamız da okey canımız az. Restimizi aldık buradan e, şey gidiyoruz arkadaşlar Shurelia'ya gidiyoruz. Bu eşya Shurelia'ya gidiyor bunu biliyorum yani ben maçı girmeden önce de biliyorum. Burada Jakshu'ya gitmeliydik. Neden? Az, az sonra anlatacağım. Malphite'i yakaladık. Arkaya attık. Ultimizi Malphite'i kullanmamalıyız. Flank'imizi her zaman Aphelios'u atmalıyız. Araya girdik. Bayağı adam yedik. Bakın neden Jakshu almamız gerektiğini anladınız zaten. Şu anda geldik. Flank attık ama adam hani... Kimse yok orada. Flank atmanın manası yok. Ultimiz boşa gitti. Yine kötü bir ulti kullanın bakınız. Takımımız yokken fight atıyoruz çünkü. Ve buradan geri çıktık. Malfight'ı yakaladık. Kesek bir şey değişmeyiz. Malfight oyunda yok çünkü arkadaşlar. Bir shutdown geldi. Burada bir Baron gitti bakınız. Çünkü hatalı fight sonucunda Baron'u kaybettik. Kaysa yakalandı öldü ve maçın muhtemelen bittiğini göreceğiz artık ufak ufak. Burada bir direkt şurayla basıldı. Yine bir hata arkadaşlar. Ee, ghost'umuz yokken ve en önemlisi takımımızdaki iki kişi ölüyken biz bir fight başlatmamalıyız. Adamlar hani full. Hadi şöyle hesaplayalım diyelim ki tam ikinci reset aldı bunu biliyoruz. Ramos'un canı az gelemeyecek Malphite de ölü. 2 ve 3 olduğumuzu varsayalım. Tamam. Bunu okeyim. Geldik bakalım buradan neler olacak. Attık abi Karma'yı arkaya. Karma öldü. Aferin oradaki flank diyecek muhtemelen. Flank burada ölür. Burada da savaşa devam etmeliydin çıkmamalısın. Şu anda Silas tek bıraktın ama yine de kesti Allah'tan. Yani Silas 4 adam hani 3-14 gidiyor. Kesinlikle öyle bir şey yapma. Fight'a devam et. Sen güçlüsün çünkü. Tam kendi kovalanmamalıyız. Yakalayamayız ve en önemlisi kesemeyiz. Adam çok MR var. Devam ediyoruz. Malfat geldi. Bahsettiğim olay gerçekleşti. Ultimiz yoktu çünkü. Yani süresi bitti daha doğrusu. Burada Silas yakalandı. Bak kazandırdığın fight ne oldu? Az önce kazandırdığın fight'ı yine satmış oldun. Bu biraz tatsız oldu. Devam edelim. Zerat yakalandı bunun sonucunda kesildi. O da raketi bitirmiyor arkadaşlar. Şu an 500 kere maç bitmişti. Onu da söyleyeyim de. Malfight abi flank dedik. Güzel bir giriş yaptık ultimizle. Şu an Aferes'in burada olmadığı pozisyon. Çok doğru bir engage bu. Karma arka yaptı, Karma da öldü. Yine comeback geldi. Abi maç sürekli bir onlar satıyor bir onlar satıyor. Karşılık olarak. Hemen devam edelim. Bir ejder kolu var bakın. Burada bir ejder isteniyor. Takımın bir kısmı da mitten pushlayalım diyor. Bir kararsızlık hakim. Aferes böyle tutuyor. Şu an ejder daha mantıklı. Tam ikinci ormanda kıstırıldı abi ejder sonucunda. Kesemeyiz. Tekrar ediyorum. Mümkün değil damage çıkmaz. Hele ki bu takımdan damage çıkmaz abi. Kaysa gelecek sadece. Bir tek o var yani. eritebilecek Hemen geldik arkaya. Aferos giderken öldük o sahneyi tekrar göstermek istiyorum. Neden Jax'a çıkmamız gerektiğinin sahnesi bu. Bakın since odaklanın. Zaten ultisi yokken savaşmamalı. Bunu her zaman söylüyorum. an ultisi yok. Bak. Şu anda arkadaşlar canına bak. Yolda giderken bak. Adam fresh koydu. Bir düz vuruş. Skill. %40 candan Sinch'i öldürdü. Sinç normalde tank bir karakter değil mi? Off tank yani. Gördüğünüz gibi Jax olmadan böyle oluyor. Sanırım anladım ya. Ben bu maçta daha çok hani sıkıntının hareket hızı olduğunu düşünüyordum da ya. tanklıkmış yani ben. Evet. Hani karmayı falan dojlasam karşıda 3 tane tank var zaten hasar vuramazlar. O öyle olmuyormuş yani. Ya burada zaten artık hani maçı sonuna geldik. Daha fazla çok konuşmanın manası yok. Yani bin tane olay yaşandı ve çoğu şey değindik. Yani burada mesela ne oluyor? Hızlandırayım iyice. Burada Kaysa yakalanıyor. Bakın mid'den adamlar gidiyor. Bir tane daha güzel fight vardı ama ya, galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tamam bakalım diye. orada istiyorsan. Hani çünkü maç bitti artık burada. Yani şuraya söylüyorsun galiba. Geldin adamlar imitör aldı. Reset almak için geri çıkıyorlar. Sen mesela burada bak ultini... Ultin yine yok bu arada ya. Ha varmış tam. Geri aldığımız için gözükmüyormuş. Ultiyi bastın içeriye girdin. Aferin o, seni tuttu bak yeteneğiyle. Hala exhaust var. Exhaust atması lazım şu an. Atmadı. Yine sıkıntı yok. Flankledin. Abi Sares'e de Malphite ultisi var yani. Şu arası nasıl kazanılmıyor ben anlayamıyorum ya. güzel. Yani sen ara gidin bak. Bu arada fight'ın içinden geçtin şu an. Onu söylemek isterim. <laughs> Ramuz kovalıyoruz. Tamam okey yani sıkıntı yok. Ben o zaman orada tabii ki yine kerileri yani karma'yı kovalardım. Sanıyorum burası o fight'ın başladığı yer. Ramus'a geldik. Engage'imiz Ramuz'u satıyoruz abi. Hiç gereği yok. Mal geldik. Q'muzu bıraktık. Karma'ya gidiyoruz. Yani karma'yı darla şu an. şu an. doğru yerdesin. Tamam. Ramus'a gidiyoruz abi bunun sonucunda. Sonra orada ben bir Aphelios'u oyalayacağım. Oraya Tamamdır. Direkt at bak. E'yi burada Aphelios'u hareket etmeliyiz. Tam gece arkaya sana ne olacak? Gittik Aphelios'u zonluyoruz. Doğru hareket. Ölsek bile Burt şu an burada. Oyalay, oyalay. Fight'a dahil olmasın. Takımın arkada kessin. Ama an... işte olmuyor öyle. Doğru hareket yapıyorsun şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkada Ramos öldü mesela. Ha? Ama Aphelios artık sen bak yanlış zonladın bu arada. Buraya doğru zonlamamalısın. Şurayı kapatmalıydın. Yani şurada zonlamalıydın adamı. Buraya geçmemelisin. Buraya geçersen adam buradan yürür gider yani bak mesela. Fight'a dahil olur. Burada artık tabii ki hani Aferos takıma dair oldu. Senin de ultin bitti. Burada muhtemelen fight kaybedilecek ve maç bitecek diyebiliriz. Hızlandırıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada maç bitiyor. Lafı daha fazla tutmayalım dostlar. Yani yeterince konuştuk. Bence Uygar kötü bir oyuncu değil. Neden? Dakika 40 adam 260 milyon kesmiş. Sizce düşük yara bir oyuncunun bu kadar milyon kesmesi mümkün mü? Değil. Gerçekten değil. Adam gitti, bot'a rotasyon yaptı, bir şekilde kuleyi falan aldırdı. Mid'e geldi, rotasyon yaptı. Bak hatalı rotasyonlar, ona ilgili bir sıkıntı yok. Üstelik bu oyuncu bunları yapmazdı. Ama yine de bunu düşürüp yapması bence mükemmel ve bu çocuk bir yıldır oynuyor bu oyunu. Taptan geldi, kuleyi aldı. Teamfight'ta da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bu maçın kaybedilme sebebi takımı değil. Çünkü ben ne diyorum arkadaşlar? Takımınızda sizin gibi oynayan bir kişi daha varsa bu maçı kazanırsınız. Bence takımı Sylas dışında o kadar da kötü değildi. Gerçekten o kadar kötü değildi. Yanlış movular atmadılar. Sylas her yerde yakalanıp öldü ama siz 4 ve 5 bile bu maçı kazanabilirdiniz. Neden? Adamların tek bir kerisi var. Tek bir kerisi var. Sözün özü. Bu maç çok winnable bir maç. Açık ara kazanılabilecek bir maç. Ama hataların bura değinelim. 1. Kötü ghost kullanımı. 2. Kötü ulti kullanımı. 3. Hatalı move'lar. Bunlar sana maçı kaybettiren hareketler oldu. Olay budur diyorum. Yani Uygarcım umarım sana da hani faydalı olabilmişizdir. Bu videoda güzel Olur. bir şeyler anlatabilmişizdir. Sağolsun abi. Katıldığın için ve cesaretinden dolayı ben çok teşekkür ederim. Hani buraya geldiğin için. Bize güzel bir içerikle sunmuş oldun. Main'imi analiz etmeyi çok istiyordum. Denk gelmesine sevindim. E senin de söylemek istediğin bir şey yoksa artık ufaktan videoyu sonlandıralım. Yok abi teşekkürler içerik için. Ne demek ben de rica ederim. Dostlar anlattık konuştuk. Artık hani sanıyorum konuşacak çok bir şey yok. Güzel bir video oldu. Birçok konuya değindik. Sadece sinç değil. Hani ön yargılarınızı yıkın ve bu tarz videoların tamamını izleyin Tavsiyem budur diyelim Ve lafı daha fazla otmayalım Bugünlük bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Umarım öğretici olmuştur Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın dostlar Bittiğini zannetme Tekrar karşılaşacağız